Ay iş bitti, biz de bittik vallahi. Ay ne temizlikmiş bu ayol. Kırkladınız herhalde bağ evini. Şey Hamiyet Hanım. Ya benim yüzümden geç kaldık Hamiyet Hanım. Benim şirkette işlerim uzadı. İşlerim uzayınca da işte kızlar da beni bekledi mecbur. Öyle mi? Yani biz sizi arayacaktık da böyle telefonumuz olmayınca. Yılmaz'ın da telefonu yanında yoktu o yüzden. Ben oğlanın yanına çıkayım. Kızım bir dakika dur. İki çift laf edeceğim seninle. Otur şöyle. Baba da benim elimde kaldı. Bunu niye bir bıraksana? Ha şöyle arkaya götürelim biz onu. Nasıl geçti günü? İşle güçle Hamiyet Hanım. Emin misin? Evet. Yani Ali Ömer'i hiç görmedin, öyle mi? Yo, hiç görmedim. Aradıysa da haberim olmadı. Merak ettin değil mi? Aramadı. Vallahi. Yani şaşıracaksın ama aramadı. Bir tek anacığın aradı. Sen ona sırtını döndün, kaçtın gittin ama o aradı garibim gene seni. Ne de olsa ana gibi yar olmaz tabii. Hamiyet Hanım, ben odama çıkayım. Alo, anne. Eve gelir gelmez sorguya çekti beni. Ben Ali Ömer'i hiç görmedim dedim. Sen de sakın bozma. Merak etme. Ben de şimdi geldim. Eve giriyorum. Tamam. Ay kız, yani böyle gizli saklı filan ama sen şimdi baya baya bu konağın hanım olacaksın yani. Ya ben ne düşünüyorum, sen ne diyorsun Elif ya? Ay ne var? Ha, yalan mı? Kalbim nasıl çarpıyor bilemezsin. Bu işin sonu nereye gidecek korkusundan içim durmuyor. Ay sal gitsin. Nasılsa ipleri elimizde tutabildiğimiz yok. Nasıl salayım Elif? Bu ipin ucunda bir tek ben yokum ki. Oğlum da var. Oğlumun günahı ne? Her şey bir yalanla başladı. Şimdi sürekli yalanlar uydurup duruyorum. Elim ayağıma, dilim dudağıma dolandığında ne yapacağım? Ya iyi de sen böyle kahroldukça yani bu oğlancık da mutsuz olur. Neden korkuyorsun anlamıyorum ki. Bak Ali Ömer seni deliler gibi seviyor. Yarın bir gün vakti zamanı geldiğinde bu oğlan benim desen de vazgeçmez senden. İnşallah öyle olur. Ölsem de oğlumdan ayrılamam. Kendimden de Ali Ömer'den de geçerim ama oğlumdan geçemem. Of, of Sevda. Ya yine başladın kabus gibi konuşmaya. Anma şu ölüm lafını. Ya bırak korkularını bir kenara. Sevdanın tadını çıkar. Hem sevmek bizim hakkımız değil mi canım? Benim gönlümün yolu belli de. Seninki nereye akıyor Elif Hanım? Benim? Hiç. Ya hiçbir yere. Ben öyle lafın gelişi dedim yani şey ettim. Öylesine yani. Pek inanmadım da neyse. Ne yaptınız bütün gün Yılmaz'la? Temizlik. Başka ne yapacaktık ya? Allah Allah. Tarhana çok güzel olmuştu. Tam seni sevdiğin gibi Hasan. Öyle. Mehmet de böyle severdi. Elif. Kızım Sevda'ya söyleyiver de torunumu getirsin.
Tabii, hemen söylerim. Ay nasıl özledim çocuğu ayol. Ay dernekte oydu buydu derken burnumda tüttü vallahi. Ben de özledim. Oysa sabah çıkarken öpüp kokladım, okşadım. Ama işte torun böyle bir şey. Öyle oluyor demek ki abi. Ah da benim paşam gelmiş. Ah da konağımın gülü gelmiş. Yarın fabrikaya beraber gidelim mi? Olur. Ben odama gideyim. Nereye gidiyorsun kızım? Gel şurada otur azıcık. Ay bütün gün o odada öyle tek başına. Çay koysunlar sana. Hamiyet, ver seni biraz da ben seveyim. Al bakalım. Al bakalım dedesi. O mondu güzellerin güzeli. Dedesinin paşası o. Paşaların paşası. Oh. Oh. Ver bakayım. Ver bakayım şimdi. Böyle hop 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 yapalım mı? Hop hop hop. Altın top. Hop hop hop. İnadını oturttu beni. Neymiş sıkılıyormuşum. Ali Ömer'le beni süzüp durdu. İyi ya işte. İçinde kuşku kalmamıştır artık. Ali Ömer. Uyudun mu? Nasıl uyuyayım? Kalbim yerinde durmuyor ki. Sen de Hamiyet Hanım'ı gördün. Bence iyi idare ettik. Ya öyle de benim için nelere katlanıyorsun? Şikayetim yok. Gerçi bu kadar yakınımdayken yüzüne bakamamak çok zordu ama... yeter ki sen benden kaçma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.